Merhaba arkadaşlar. Eğitim valisine ödev vermiştik ilk hafta. Şimdi birinci hafta verdiğimiz ödevin soru çözümlerini yavaş yavaş yapacağız soru soru. Siz de yapamadığınız soruları buradan bakabilirsiniz gönül rahatlığıyla. Şimdi 3. sayfadaki ilk soruyla başlayabiliriz. Onda da diyor ki, bütün canlılarda metabolik olaylardan hangileri ortak olarak gerçekleşmez diyor. Şimdi baktığımızda oksijen molekülü üretme. Oksijen molekülü üretebilmem için benim ototrof yapıda bir canlı olmam lazım. Yani fotosentez yapabiliyor olmam lazım ama biz kendimiz biliyoruz. Doğada fotosentez yapanlar da var. Biz gibi oksijenli ve oksijensiz solunum yapan canlılar da var. Bir kere oksijen molekülünü üretme ortak olarak gerçekleşmez. İlk beklentimiz bu. Sonra bakıyoruz. Amino asitlerden protein sentezleme. Amino asitlerden protein sentezi daima bütün canlılarda ribozomda meydana gelir. Ribozom prokaryot da olsam, ökaryot yapılı olsam bütün canlılarda ortaktır. Bizde ortak olan değil, ortak olarak gerçekleşmeyeni istiyor. O yüzden cevaplarda zaten hiçbir zaman iki olsun istemeyiz. Yani cevap ya Adana çıkacak ya Ceyhan çıkacak. Karbondioksit molekülünü kullanma diyor. Karbondioksit molekülünü kullanarak oksijen molekülünü üreten canlılar zaten ototrof canlılardır. Bunu fotosentezle yapabilirler, kendiniz biliyorsunuz. Bütün canlılar değil. Burada özellikle fotosentez yapan canlılar karbondioksit molekülünü kullanır. Bu yüzden bu da ortak değildir. Ortak olarak gerçekleşmeyeni sorduğu için cevabımız 1 ve 3. Yani C şıkkıdır. İkinci soruya geçtiğimizde, ikinci soruda diyor ki, küçük moleküllerin daha büyük moleküle dönüşmesi olayına anabolizma denir. Yani bir nebze yapım, sentez diyebiliriz biz buna. Buna göre aşağıda verilen olaylardan hangisi anabolizma örneği değildir diyor. Şimdi arkadaşlar ben size birkaç tane örnek vermiştim. Bakın burada çok net bir şekilde belli olacak. Diyor ki proteini sentezleme. Sentez anabolik bir reaksiyon mudur? Evet. Demek ki bu anabolizme güzel bir örnektir. Hücre zarından oksijenin geçmesi. Arkadaşlar hücre zarından gazların geçmesi daima difüzyondur. Anabolik bir reaksiyon değildir. Difüzyonla gazlar daima çok yoğun ortamdan az yoğun ortama enerji harcamadan geçer. Anabolizma örneği değildir kesinlikle. Ama diğerlerine bakalım. DNA molekülünü eşlemesi. DNA moleküllerini eşleyerek yani nükleotitlerini eşleyerek yeni bir DNA zinciri yapabilir. Biz buna replikasyon diyoruz. Replikasyon bir anabolizma örneğidir. Nükleotitlerden DNA sentezleme yine aynı şekilde. DNA sentezi. Sentez lafı geçtiğinde sentezler daima anabolik reaksiyondur. Glikozlardan glikojen sentezi. N kadar glikoz bir araya gelir. Glikojen artı N-1 kadar su açığa çıkar. Bu da bir sentezdir. Hatta glikojen sentezi diye adlandırılır. Burada cevap gördüğünüz üzere B seçeneğidir arkadaşlar. Üçüncü soruya baktığımızda diyor ki çok hücre canlılar aşağıda verilen olaylardan hangilerini gerçekleştirmek zorunda değildir diyor. Çok hücre canlılar aşağıdakilerin hangisini gerçekleştirmek zorunda değil. Bakıyoruz şimdi. Enerji üretme. Canlı için enerji kesinlikle şarttır. Zorunlu mudur? Evet. Metabolik artıklarının fazlasını hücreden uzaklaşma boşaltım bütün canlılarda ortak mıdır? Evet. Enzim sentezleme. Enzimler protein yapıldır ve canlı için aslında avantaj sağlar. Çünkü enzimler aktivasyon enerjisini düşürür. Canlının daha az enerji harcamasını sağlar. Bu da zorunludur. Sonra bakıyoruz diyor ki yer değiştirme hareketi yapma. Arkadaşlar bitkiler de çok hücreli ama bitkiler aktif yer değiştirme hareketi yapmazlar. Ben size anlatmıştım. Tropizma ya da nasta hareketi yani pasif haldedirler ya bölgesel değişkenlik uğrarlar ya da bütünen tepki verirler ama biz gibi yer değiştirme şeklinde değil. Protein sentezlemeyi de ribozoma bağlarsak ribozom prokaryotlarda ve ökaryotlarda ortak bunlar zatsız organeldir. Hepsinde ortak olarak bulunur deriz. Buradan da cevabın zaten denizde olduğu çıkar. Tüm canlı hücrelerde aşağıda verilen özelliklerin hangisi ortak olarak görülmez? Tüm canlı hücrelerde diyor. Bakıyoruz. Enzimatik reaksiyonların gerçekleştirme. Enzimatik reaksiyonların başında ne olur? Enzim kullanarak aktivasyon enerjisini düşürerek isterseniz anabolik reaksiyonlar, istiyorsanız katabolik reaksiyonlar yapabilirsiniz. Bu ortak. Hücre dışına sindirim enzimi salgılama. Arkadaşlar bu çok özel bir şey. Diyeceksiniz ki niye hücre dışına sindirim enzimi salgılasın? Mesela bakterileri düşündüğünüzde bakterilerin hücre zarının yanında hücre çeperi de bulunur. Ve bu çeper yüzünden içeriye yani endositoz yapamaz. İçeriye büyük molekülü alamaz. Bu yüzden dışarıya sindirim enzimlerini yollar. Hücre dışında sindirim yapar. Ama farkındaysanız bütün canlılara mal edebileceğim bir şey değil. Bütün canlılar hücre dışına sindirim enzimlerini salgılamazlar. Diyor ki hücre zarına madde alışverişini yapma. Hücre zarı bütün canlılarda ortaktır. Ve ihtiyaç duyduğu madde hücre içine dalabilir.
hücre dışına da gönderebilir. Aynı boşaltımda olduğu gibi. Atık maddelerin vücuttan uzaklaştırılması boşaltımı örnektir. Boşaltımı bütün canlılar yapmak zorundadır. Hücre zarı ve sitoplazmaya sahip olma. Hücre zarı, sitoplazma, hatta ben son zamanda size bir de buna ribozom eklemiştim. Bunlar bütün canlılarda ortak olarak bulunur. O yüzden cevap Bursa çok rahat bir şekilde çıkar. 5'in soruya baktığımızda diyor ki tüm canlılarda beslenme şekli, metabolizma hızı, boşaltım ürününün çeşitli özellikleri görülür. Buna göre diyor, bu özelliklerden hangileri insanlarda çevresel faktör, yaş, cinsiyet, kullanılan oksijen miktarı gibi etkilere göre farklılık gösterebilir diyor. Şimdi arkadaşlar beklentisi şu, çevresel faktöre göre, yaşa göre, cinsiyete göre ve kullanılan oksijen miktarına göre düşünmemi bekliyor. Ben de buna göre düşündüğümde beslenme şekli canlılarda neredeyse benzerdir, hatta aynıdır. Mesela biz ne yapıyoruz abi? Biz ette, otta yiyoruz mesela. Beslenme şeklimiz birbirimizin aynı. Ama bu çevresel faktörü, yaşa göre, cinsiyete göre değişiklik gösterebiliyor derseniz beslenme şekli canlıların aynı tür içinde benzerdir. Farklılık gösteremez. Metabolizma hızı kesinlikle yaşa göre, cinsiyete göre, kullanılan oksijen miktarına göre yorum yapılabilir. Boşaltım ürünü çeşidi. Mesela bizim için bu üredir. Balıklar için amonyaktır. Kuşlar için ürik asittir. Farkındaysanız kuşlar için diyorum. Hep genelleme yapıyorum. İnsanlar için diyorum. Bitkiler için diyorum. Hayvanlar için diyorum. Yani burada bunlar kesinlikle farklılık gösterebilir ama boşaltım ürünü çeşidi her canlı grubu içinde aynıdır. O yüzden herkes cevabın yalnız 2 olduğunu bence rahatlıkla bulabilmiştir. Biraz detay istiyor ama bence rahatlıkla yapabileceğiniz bir soru. 6. soruya geldiğimizde diyor ki bütün canlılarda verdiğim olaylardan hangileri özelleşmiş bir organel aracıyla gerçekleşir diyor. Şimdi düşünüyorum. Hocam protein sentezi kesinlikle ribozom tarafından, bütün canlılar tarafından, ribozom tarafından gerçekleşir. Özelleşmiştir. Evet. Bakıyorum ATP sentezi. Hocam ben mitokondrimle ATP sentezi yapmak istiyorum. Eyvallah. Bitkiler de şunu demez mi o zaman? Bizde hem mitokondri hem kloroplast var. Biz kloroplastlarımız sayesinde ATP sentezi yapmak istiyoruz. O zaman bakın, ATP sentezi yapan birden fazla organel var. O zaman çok da özel sayılmaz. Monomer sentezi diyor. Şimdi ben monomer sentezi yapacağım. Kabul. Bunu fotosentezle de yapabilirim. Kemosentezle de yapabilirim. Bunu yapabilmek için ister klorofillerimi kullanırım, ister kloroplastlarımı kullanırım. Tam olarak özelleşmiş bir organel var diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Hatta hidrolizle bile monomer üretebilirim. Polimerle de yıkarım. Lizozom organeli kullanırım. Bakın yani birçok yere çıkabiliyor ama protein sentezinin cevabı net, ribozom. O yüzden herkes gönül rahatlığıyla buna yalnız bir demiştir. Sonra bakıyorum 7. soruya. Aşağıda canlılarda gerçekleşen bazı olaylar verilmiştir diyor. Ki bunlardan ilki, yani birincisi hücre sayısını artırarak büyüme. İkincisi atıkları böbreklerden atma. Üçüncüsü inorganik besinlerden organik besin üretme, yani fotosentez demek istiyor aslında. Buna göre verilen özelliklerden hangileri tüm canlılarda ortak değildir diyor. Öyle bir şey bulayım ki tüm canlılarda ortak olmasın. Hücre sayısını artırarak büyüme. Hocam bu mesela amipte oluyor mu? Evet. Yavaş yavaş büyüyor, olgunlaşıyor. Daha sonra diyor ki önce karakünez, sonra sitokinez yapayım, parçalanayım. Güzel. Ama bütün canlılarda ortak mı hücre sayısını artırarak büyüme? Hayır, ortak değil. Atıklarını böbreklerden atma diyor. Tek hücrelerde böbrek gibi yapı görme şansımız var mı? Yok. İnorganik besinden organik besin üretme, fotosentez dedik. Fotosentez bütün canlılarda gerçekleşebilir mi? Mesela bizde. Hayır. O zaman gönül rahatlığıyla cevabın Edirne olduğunu bulabiliriz. 8. soru güzel, hoş bir soru bakıldığında. Diyor ki aşağıda canlılarda gerçekleşen bazı değişimler verilmiştir. Diyor ki zaten değişimde amino asit miktarı ne olmuş? Azalmış. Yani amino asit kullanılmış. Farkındaysanız su ne olmuş arkadaşlar? Kullanılmış. Yani suyun miktarı azalmış. Ama şunlarla da göz önünde bulundurduğunda süper oluyor. Amino asit miktarı azalırken protein miktarı artmış. Yani şurada ne olmuş? Protein sentezi. Birinci grafikte protein sentezi olmuş. İkinci grafikte su miktarı azalırken oksijen miktarı artmış. Bu ne demek arkadaşlar? Girenler kim? Karbondioksit ve su girmiş. Oksijen ve besin çıkmış. İkinci ve üçüncü grafiğe bakarak ben bu canlının fotosentez yaptığını da düşünebilirim. Bunu göz önünde aldığımızda bakalım hangileri ortak?
Bakın hangileri ortak fotosentez yapacak, hangilerinin ortak olduğuna bakıyoruz. 1. Amino asitlerden protein sentezi ribozom tarafından gerçekleşir. Kesinlikle birinci grafik bütün canlılarda ortaktır. Kabul. Peki hocam, su ve karbondioksit kullanarak oksijen ve besin üretebilen canlılar fotosentez yapabilen canlılardır ya da kemosentez yapabilen canlılardır gibi düşünüyorum. Bunu yapan canlıları tüm canlılara aynı özellik gösterir diyebilir miyim fotosentezi de kemosentezin? Diyemem. Bütün canlılar fotosentezi de kemosentez aynı anda yapabilme şansı olmadığı gibi zaten biz gibi canlılar fotosentezi de yapamıyor. O yüzden 2 sadece ototrof canlılar için, 3 de sadece ototrof için ototrof canlılar için geçerlidir. O yüzden cevabı çok rahat bir şekilde Adana şıkkı bulabilirsiniz. Dokun soru hem güzel hem de böyle güzel yorum sorusu gibi geldi bana. Bakıyoruz şimdi. Anne karnındaki embriyo diyor. Çimlenmemiş tohum diyor. Kış uykusundaki yılan diyor. Spor yapmakta olan insan diyor. Yukarıda verilen canlı örneklerinden hangilerinin metabolizması düşüktür? Ben şöyle düşünürüm. Ya çalışmıyordur ya da yaşlanmıştır falan diye düşünürüm. Ona göre yorum yaparım. Bakıyorum. Anne karnındaki embriyo daha yeni gelişmeye başlayacak. Yeni gelişip büyüyecek. O yüzden daha çok genç. O yüzden metabolizma hızı bence düşük değil, yüksektir. Yani şıklarda bir kere bir olsun istemem. Çimlenmemiş tohum. Daha çimlenmemiş, yani suyla buluşmamış, enzimler aktif hale gelmemiş. O yüzden çimlenmemiş tohumun şu an benim için metabolizma hızı düşüktür. Kış uykusundaki yılan metabolizma hızını yavaşlatıp daha az besinle kış uykusunu geçirmek istiyordur. O yüzden metabolizma hızı yavaştır. Spor yapmakta olan insanda biliyorsunuz ki metabolizma hızı gayet yüksektir diyerek, yani dediğim gibi en başta eleyerek sonra zaten 2-3'ü gördüğünüzde direkt Bursa'yı, yani B şıkkını işaretleyebilirsiniz. 10. soruya geldiğimizde diyor ki bütün canlıların canlılık olaylarını sürdürebilmek için sahip olmak zorunda olduğu bazı özellikleri var diyor. Tamam, güzel, canlılığımızı sürdüreceğiz ve belli başlı özelliklerimiz olacak diyor. Buna göre aşağıda verilen özelliklerden hangisi bütün canlıların sahip olması gereken ortak özelliklerden biri değildir? Yani aslında şunu söylüyor. Ortak özellik değildir aşağıda bakıldığında, hangisi ortak özellik değil diyor. Bakıyorum. Metabolik artıkları vücuttan uzaklaştırma. Boşaltım bütün canlılarda ortaktır hocam. Şık bu değil. Solunum ile ATP üretme. Bakıyorum hocam. Hücresel solunumdan bahsediyorsa bütün canlılarda bu şekilde ben ATP üretebilir miyim? Evet, oksijen ya da oksijen solunumu yaparak ATP üretebilirim. Hücre sayısını arttırarak büyüme. Abi, hücre sayısını arttırarak büyümem için benim çok hücre olmam gerekmiyor mu? Yani doku onarımı bir şey olması gerekiyor. Bence hücre sayısını arttırarak büyüme bütün canlılarda ortak olarak gerçekleşmez. Çünkü tek hücreli canlılar da var deriz. Küçük molekülleri daha büyük moleküllere dönüştürme. Yani sentez, yani yapım, yani anabolizma bütün canlılarda ortaktır. Metabolik faaliyetleri düzenleme, hatta metabolik faaliyetlerle beraber iç dengeyi, homostezi sağlama bütün canlılarda ortak özellikleri deriz. Bu da bence gayet mantıklıydı. 11. soruya geldiğimizde diyor ki canlının ortak özelliklerinden biri boşaltım yapmaktır. Evet, boşaltım kanın oksijen miktarını arttırma, zehirli maddeleri vücuttan uzaklaştırma, kanın pH'ini düzenleme. Amaçlardan hangilerine yönelik olarak gerçekleşmez diyor. Şimdi arkadaşlar, baktığımda biz burada boşaltımdan bahsediyoruz. Boşaltımda ne yapıyorduk? Mesela solunumla verdiğimiz karbondioksit asidik olduğu için bir an evvel uzaklaştırmaya, ortamı tekrardan bazik yapmaya çalışıyorduk. Yani kanın pH'ini düzenlemeye çalışıyorduk. 3 kesin olacak. Sonra amonyak üretiyorduk. Özellikle protein içeren yiyecekler tükettiğimizde ve amino asiti oksijenli solunumda kullandığımızda amonyak açığa çıkıyordu. Amonyağı önce karaciğere gönderiyorduk. Hem zehir etkisinden kurtuluyorduk hem de suda daha az çözünmesini sağlayıp üreye çeviriyorduk. Bu da olabilir. Ama diyor ki kanın oksijen miktarını arttırmak. Bu geriye dönüş. Artık boşaltım değil. Bu tekrardan hücreleri besleme. O yüzden bence birinci şıkkı söyleyemeyiz. 2 ve 3'ü söyleyebiliriz. Zaten burada söylenemezi soruyormuş. O yüzden cevap yalnız 1. 12. soruya geldiğimde bakıyorum. Bütün canlılarda diyor. Olaylarının hangileri ortak olarak gerçekleşir? Bakıyorum. Bütün canlılar canlılığını sürdürebilmek için önce ATP sentezi yapar. Sonra ATP'yi kullanır. Bu bir. İkinci şıkka bakıyorum. Glikoz sentezleme. Bir canlı eğer glikoz sentezliyorsa fotosentez yapıyordur mesela. Peki bütün canlılar fotosentez yapabilir mi?
Hayır. Protein sentezi derseniz artık hepiniz alıştınız. Bütün canlıların yapısında prokaryot da olsa, ökaryot da olsa ribozom bulunur. Ribozomları sayesinde bütün canlılar ortak bir şekilde protein sentezi yapabilir. Buradan da cevabı herkes rahatlıkla Denizli bulmuştur. Sonra 13. soruya baktığımızda bütün canlılarda aşağıda belirlenen olaylardan hangisi sadece hücre içinde gerçekleşir diyor. Şimdi arkadaşlar burada aslında bir kural da var. Yani sadece demesinden yola çıkarsak amino asitlerden protein sentezleme biz hep deriz ki ribozom en iyi ihtimalle sitoplazmada bulunur. En iyi ihtimalle. O yüzden bakıyorum amino asitlerden protein sentezi yapacaksam hücre içinde protein sentezini yaparım. Sonrasında mesela enzimler de protein yapılır. Sentezi hücre içinde gerçekleşir. Ama hem hücre içinde hem hücre dışında çalışabilir. Ama bakın şart şu. Sentezi hücre içinde gerçekleşir. O yüzden protein sentezi kesinlikle cevap. Bakıyorum diğerleri niye değil? Büyük besin maddelerini küçük besin maddelerine dönüştürme. Yani hidroliz, yani yıkım. Şimdi hocam bazı canlılar var hücre içi sindirimi gerçekleştiriyor. Bazı canlılar var bakteriler, mantarlar gibi hücre duvarı bulunduran canlılar. Bunlar hücre dışında sindirim gerçekleştiriyor. Bu bak hücre dışında da olabiliyormuş. Hem içi hem dışı. Solunum gazlarının taşınması hücre içinde de hücre dışında da gerçekleşebilir. Sonuçta difüzyon da gerçekleşen bir şey. Metabolik olaylar sonucu oluşan atıkları uzaklaştırma. Hücre içinde atık oluşur. Hücre içinde de atık oluşabilir. Hücre dışındaki atık da uzaklaştırılabilir. Hem içi hem dışı diyebilirsiniz. Oksijenli solunum ile enerji üretme. Dediğim gibi arkadaşlar bu mitokondriyle gerçekleşebilir, organelle gerçekleşebilir, hücre içinde gerçekleşebildiği gibi hücre dışında da gerçekleşebilir bence. Bu biraz böyle bilgi sorusu olmuş ama yapmışsınızdır. 14. soruya geldiğimizde diyor ki monomer besinlerin daha küçük besinlere parçalanıp enerji üretilmesi olayına solunum denir ve bütün canlılar için ortak biliyorsunuz. Buna göre solunum olayı ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru diyor. Bakıyorum sadece ototrof canlılarda gerçekleşir diyor. Tamam hocam ototrof canlılar kendi besinleri kendi üretiyorlar eyvallah ama peki biz ne yapacağız? Tutup monomerleri mesela biz oksijenle solunum yapıyoruz. Tutup besinleri monomer besinleri oksijenle yakıyoruz. Biz böylelikle de ATP üretebiliyoruz. Bizde de oksijenle solunum var. Bir bence çok mantıklı bir şık olmamış. Son ürün organik veya inorganik olabilir. Evet canlının fotosentez mi yaptı, kemosentez mi yaptı, işte solunum mu yaptı, oksijenli solunum mu yaptı, oksijensiz solunum mu yaptı. Özellikle oksijenli ve oksijensiz solunumda bu ayrımı çok rahat yapabilirsiniz. O yüzden bu şık doğru. Sonra metabolik olaylar için gerekli ATP'nin üretilmesi diyor. Zaten canlılık için mecburen monomer maddeler kullanılıp bir ATP üretilmeli. Sonra yapım reaksiyonlarında özellikle bu ATP kullanılmalı. Bu da bence gayet mantıklı. Bu yüzden cevap rahatlıkla Denizli çıkar. 15. soruya baktığımızda diyor ki aşağıda verilen ikili özelliklerden hangisi tüm canlılarda ortak olarak görülür? Şimdi bakıyorum sorulara. Oksijenle solunum yapma, eşeğisi süreme. Şimdi biz oksijenle solunum yapıyoruz, eşeğisi olarak ürüyoruz. Ama bütün canlılar oksijenle solunum yapıp eşeğisi olarak üreyebiliyor mu? Hayır. Monomer besin sentezleme. Bakın sentezini yapacağım. Ve hücresel yapıda olma. Eğer ben monomer besin sentezi yapabiliyorsam kendi besinimi kendi üretirim. Peki bütün canlılar kendi besinini kendim üretir? Bu da hayır. Sonra aktif hareket yapma, metabolizma yapma. Hocam bütün canlılar öncelikle aktif hareket yapıyor mu dersiniz? Hayır, bitkiler pasif hareket yani tropizma ya da nasıl hareketi yapıyor. Boşaltım yapma, evet bütün canlılar ortak. Peki çok hücreli olma ortak mı? Hocam bu da değil, hayır. Bakıyorum. Hocam ATP sentezleme. Canlılık için ATP sentezi şart. Solunum yapma. Özellikle hücresel solunum. Pirüvat üretimi için şart. O yüzden bakıyorum cevap Edirne çıkıyor. 16. soruya baktığımda bakıyorum diyor ki bütün canlılarda boşaltım olayı ortaktır. Tamam. Buna göre farklı canlılarda görülen aşağıdaki olanın hangisi boşaltım örneğidir, olayıdır diyor. Besin parçalanması ile ATP üretilmesi. Hocam besinleri parçaladım ve ATP ürettim. Bu boşaltım mı derseniz zaten kim okuduysa bunun boşaltım olmadığını anlamıştır. Polimer besinlerin monomerlere dönüşmesi yıkımdır. Boşaltım değildir. Sonbaharda bitkilerin yaprak dökmesi. Hocam çok belli bir şekilde bakın boşaltım olayı niye? Sadece bitkilerin yapraklarında biliyorsunuz merkezi koful görülürdü. Sonbahara doğru merkezi koful çok fazla büyür, çok fazla ağırlaşır, çok fazla atık madde biriktirir. Hem ağırlığından dolayı hem de bitki artık
O yaprakta fotosentez yapamadığı için yapraklarını döker. Bu da bitki için boşaltımdı. İnorganik besinlerden organik besin üretilmesi fotosentez. Bakın bu fotosentez bir üretim yani boşaltım değil. Oksijenin difüzyon hücrelerinden geçmesi canlı ihtiyaç duyduğu oksijeni içeride ATP üretmek için alır. Özellikle oksijenli solunum yapan canlılar. Bu da boşaltım değil. Daha çok solunum için kullanılan bir şeydir. O yüzden bu da değil arkadaşlar. Cevap Ceyhan. 17. soruya geldiğimizde diyor ki canlılarda gerçekleşen bazı ortak özellikler aşağıda verilmiştir. Hareket, beslenme, protein sentezleme gibi özellikleri vermiş. Sonra demiş ki bu özelliklerden hangileri bitki ve hayvanlarda farklı şekilde gerçekleşmez. Böyle bir şey bulun ki bütün canlılar da aynı şekilde gerçekleşsin. Abi bakıyorum hareket hocam. E siz demiştiniz bizde aktif hareket var, aktif yer değiştirme var. E bitkilerde pasif. Aynı mı? Değil. Farklı kesin bunlar farklı. Beslenme ya hocam. Biz biliyoruz ki herbivorlar var, otçullar. Karnivorlar var, etçiller. Herbivorlar var, hem etçil hem otçullar. E nasıl olacak bu iş? Omnivor, karnivor, herbivor diyorum. Yani nasıl yapacağız biz bunları? Nasıl bu işin içinden çıkacağız? E bakın bitki ve hayvan. Bitki hocam ne yapıyor? Kendi fotosentezini kendi yapıyor. Kendi besinini kendi üretiyor. Kabul. Hayvanlarsa birçok farklı şekilde beslenme yapabiliyor. Farklı şekilde gerçekleşeceği kabak gibi belli. Ama protein sentezi dediğimizde iş birazcık değişiyor. Diyoruz ki abi protein sentezi bütün canlılarda nerede gerçekleşir? Ribozomda. Peki bunun reaksiyonu ne derse ne dersiniz? Ya hocam N kadar amino asit bir araya gelir protein artı N-1 kadar su çıkartır. Bu bitkilerde de aynı, hayvanlarda da aynı. Formülünden yapıldığı yere kadar her şeyi aynı. Farklı şekilde gerçekleşme ihtimali en düşük olan bu deyip çok rahat bir şekilde cevabı Adana bulursunuz. 18. soru hani birazcık mantık sorusu aslında. Bakıyorum. Canlılarda beslenme, solunum, boşaltım olayları ortak olarak görülür. Buna göre diyor aşağıdakilerin hangisi doğru ilişkilendirilmiştir? E şimdi bakıyorum. İnorganik besinleri organik besinlere dönüştüren canlı ototroftur. Şimdi ototrofluğa bakıyorum. Ototrofluk benim gözümde bir beslenme örneği mi derseniz evet. Yani bir A ile çok güzel eşleşiyor. O zaman cevap ya Adana olacak ya Bursa olacak. Sonra bakıyorum ikinci ihtimale. Canlılar metabolik olaylar sonucu oluşan atık maddeleri vücuttan uzaklaştırma. Bu kesinlikle boşaltımdan bahsediyordur. O yüzden 1A, 3B olacak. Buradan cevabı Bursa bulmuşsunuzdur inşallah. Şimdi arkadaşlar birinci test bitti. İkinci testimize geçiş yapalım. İkinci testimize geçiş yaptığımızda şimdi ilk sorular zaten biraz basit oluyor gördüğünüz üzere. Hemen bakıyoruz. Aşağıdakilerden hangisi canlıların ortak özelliklerinden biri değildir diyor. Bakıyorum monomer bileşikleri polimerlere dönüştürme yani sentez demek. Yani anabolik bir reaksiyon. Bütün canlılarda ortak mı? Evet. Sonra bakıyorum çekirdek ve zarlı organele sahip olma. Hocam çekirdek ve zarlı organel varsa bu canlı kesinlikle ökaryot yapılıdır. Prokaryot yapılı canlılarda bu olabilir mi? Yani ortak olabilir mi bu özellik? Olamaz çünkü prokaryot yapılı canlılar gelişmemiş yapılı canlılardır. Çekirdek ve zarlı organel bulunduramazlar. Kararlı ve dengeli iç çevreye sahip olma. Homostezi iç denge demek. Bu bütün canlılar için ortak özellik. Neslini devam ettirmek için üreme. Bütün canlılarda ortak özellik. Metabolik atıkları vücuttan uzaklaştırma yani boşaltım. Bütün canlılarda ortak özelliktir. İkinci soruya geldiğimizde. Protein, DNA, RNA ve enzim verilmiş. Diyor ki yukarıda verilen moleküllerden hangilerinin sentezini tüm canlılar yapabilir? Bakın sentezini tüm canlılar yapabilir diye soruyor. Bakıyorum. Hocam protein sentezi. Evet protein sentezi bütün canlılarda ribozom tarafından gerçekleştirilir ve bütün canlılarda ortaktır. Doğru. DNA'nın replike edilmesi, DNA'nın bulunması bütün canlılarda ortaktır. DNA'dan özellikle mRNA sentezi, tRNA sentezi, ribozomal RNA sentezi şarttır. Çünkü bu RNA çeşitleri olmasa hiçbir zaman protein sentezi gerçekleştiremez ki protein sentezinin yöneticisi daima DNA'dır. O yüzden kişilerin DNA'sına bağlı protein sentezleri farklı olabilir. Şimdi enzim sentezini tüm canlılar yapmak zorunda. Hem protein yapılı olduğu için
Hem de enzim varlığında aktivasyon enerjisini düşürdüğü için canlı daha az ATP harcayarak aynı reaksiyonu gerçekleştirmiş olur deriz. Geldik üçüncü soruya. Diyor ki aşağıda canlının ortak özelliklerinden bazıları verilmiştir diyor. Canlının değişen ortam koşullarına karşı uyum göstermesidir. DNA'nın ortam koşullarına bağlı işleyişinin değişmesidir. Canlıdaki yapım ve yıkım olaylarının tümüdür. Canlıda büyük besin maddelerinin su ve enzime parçalanmasıdır diye vermiş. Aslında bize 4 tane vermiş. Hangisi yoktur? Hangisine ait özellik verilmemiş diye bakıyor. Canlının değişen ortam koşullarına karşı uyum sağlaması, biliyorsunuz ki modifikasyon diyebilirim mesela. Hatta adaptasyon ya da modifikasyon diyebiliriz. DNA'nın ortam koşullarına bağlı işleyişinin değişmesi, o tamamen işte modifikasyona geliyor. Candaki yapım ve yıkım olaylarının tümü diyor. Yapım ve yıkım olaylarının tümü metabolizma mesela benim gözümde. Sonra candaki büyük besin maddelerinin su ve enzimlere kadar parçalanması, sindirim. Yukarıda ben sanki boşaltıma ait çok da fazla bir şey göremedim, verilmemiş dedim. Dördüncü soru, bence hoş bir soru bu. Güzel yerde sorulmuş. Yukarıdaki özelliklerin hangileri tüm canlılarda ortak olarak görülür diye bakıyorum. Glikoz sentezi yapma. Düşünürsünüz hocam, glikoz sentezi yapmam için benim ototrof yapılı bir canlı olmam lazım. Kendi besinimi kendim üretmem lazım. Bunu fotosentezi de kemosentezi de yapabilirim ama bütün canlılar fotosentez kemosentez yapıyor mu? Yapmadığı için gider. Yani sınavdasınız, şunu bile yapabilirsiniz. Hocam bir yok. Solunum sırasında karbondioksit açığa çıkarma. Düşünüyorum şimdi hocam, bütün canlılar bir kere oksijenle solunum mu yapıyor? Bütün canlılarda karbondioksit mi açığa çıkıyor dersiniz. Bu da bence çok mantıklı değil. Sonra amino asitleri birleştirerek protein üretme. En kadar amino asitten protein sentezi. Artık herkes az buçuk şunu anladı. Bu bütün canlılarda ortak, ribozom tarafından gerçekleşiyor dediyseniz eğer, herkes cevabın bursa olduğunu bulmuştur. Bu soru farkındaysanız bir önceki çözdüğümüz sorunun neredeyse aynısı gibi. Bakıyoruz yine aynı şey. Amino asit miktarı azalmış mı? Evet. Amino asit miktarı azalarak protein miktarı, yani protein sentezi gerçekleşmiş mi? Evet. Protein sentezi ribozom tarafından gerçekleşir. Bütün canlılarda ortaktır. Bir kesim var. Glikoz miktarı azalırken karbondioksit ve su miktarı artmışsa burada solunum var arkadaşlar. Hatta oksijenli solunum var. Bakın, oksijenli solunum diyoruz. Sonra buna geldim. İnorganik bileşikleri kullanmışım. Monomer bileşikler meydana getirmişim. Şimdi bakıyorum hocam, inorganik bileşiklerden monomer yaptıysam burada da sanki bana birazcık fotosentezden bahsediyor gibi. Hani kopya kopya çekeceğim ya, buradan yola çıktım, fotosentezden bahsediyor. Ne oksijenli solunum bütün canlılar için ortaktır, ne fotosentez bütün canlılar için ortaktır. O yüzden çok rahat bir şekilde buradaki ortak olanın zaten herkes protein sentezi olduğunu bulmuştur bence. Altıncı soruda diyor ki hücre sayısını arttırarak büyüme, etil alkol fermentasyonu yapma, yani oksijensiz solunum yapma, aktif olarak yer değiştirme. Yukarıdaki verilen özelliklerden hangileri tüm canlılarda ortak değildir diyor. Öyle bir şey bul ki tüm canlılarda ortak olmasın diyor. Rahat bir şekilde bulmuşsunuzdur. Hücre sayısını artırarak büyüme. Bundan önceki çözdüğümüz sorularda da çok vardı. Hücre sayısını artırarak büyüme bütün canlılarda ortak değil, kesin. Etil alkol fermentasyonu oksijensiz solunum. Bütün canlılar oksijensiz solunum mu gerçekleştiriyor? Hayır hocam, oksijensiz solunum gerçekleştiren de var. Gitti. Aktif olarak yer değiştirme diyor. Biz derste demiştik ki aktif olarak yer değiştirebilenler de var. Pasif olarak konumunu değiştirebilenler de var. Bu da hocam ortak özellik değil. O yüzden cevap her türlü Edirne çıkar arkadaşlar. Rahatlıkla bulmuşsunuzdur. Bunu çok sıkıntı çektiğinizi zannetmiyorum. Diyor ki aşağıda bazı özellikler ve canlılar karşılıklı olarak verilmiştir. Buna göre verilen özellikler ile canlılar eşleştirilirse hangi özellik dışta kalır diyor. Şimdi arkadaşlar bakıyorum, bu tarafta paramecium var. Tek hücreli şapkalı mantar var. Bu tarafta da bir amayası var. İki tane tek hücreli, bir tane de çok hücreli canlı görüyorum. Ve buna bağlı olarak da yorum yapmam gerekiyor. Şimdi nasıl olacak? Abi ATP üretme bütün canlılar için ortak özelliktir. Her türlü eşleştirilir. Protein sentezleme bütün canlılarda ribozom tarafından gerçekleştirilir, ortaktır. DNA'sını eşleyip hücre bölünmesine teşvik etme bütün canlılarda ortaktır. Enzim kullanarak aktivasyon enerjisini düşürme bütün canlılarda ortaktır.
Ama öyle bir seçenek vermiş ki glikoz sentezi. Glikoz sentezi eşittir fotosentez ve yandaki canlının hiçbiri fotosentez gerçekleştiremiyor. Hepsi besinlerini dışarıdan hazır alıyor. O yüzden bakıldığında D şıkkı açıkta kalıyor. Yani 4. şık glikoz sentezi açıkta kalıyor. 8. soruya geldiğimizde basit bir soru. Bunu herkes yapmıştır. Canlılar neslinin devamlılığı için gerçekleştirir. Nedir? Hocam üreme. Direkt şıklardan gitseniz şöyle gidersiniz. Üreme 2 şık kaldı. Canlının çevreden gelen tüm uyaranlara karşı tepki göstermesi homeostaz iç dengedir. Oysa ki burada irkilmeden bahsediyor. Hadi onu bulamadınız. 3. şıkka bakardınız. Canlılarda DNA'nın yapısında meydana gelen ani değişme mutasyondur deyip herkes eminim bunun şıkkını zaten rahat rahat işaretlemiştir. Yani 5 saniye sürmemiştir yapmanız. 9. soruya geldiğimizde bakıyoruz. Yukarıda belirtilen özelliklerden hangileri tüm canlılarda görülmez? Hocam bütün canlılar üre mi sentezliyor? Hayır. Ürük asit sentezleyen var. Amonyak sentezleyen var. Bu bir kere bütün canlılarda görülmez arkadaşlar. Bir şıklarım da kesin olacak. Sınavdayım, acelem de var. Eliyorum o yüzden. Oksijenli solunum yapma. Şimdi düşünüyorum. Hocam oksijenli solunum yapan da var. Oksijensiz solunum yapan da var. O yüzden oksijenli solunum bütün canlılarda görülmez. Hocam şıklarda 2 de olacakmış. O zaman bu da gitti. Neslinin devamlılığını sağlama. Neslinin devamlılığını sağlamak için üreme bütün canlılarda ortaktır dersiniz. Aha, demek ki şıklarda hiç olmayacak ki bir işime yaramıyor. Organele sahip olma. Şimdi içinizden birkaç kişi diyordur ki hocam organel var işte. Hani ne olacak? Arkadaşlar bütün canlılar gerçekten zaten organele sahip. Biz şöyle ayırt ettik. Zarlı organel mi var? Zarsız organel mi var? İkisi de mi var? Burada sadece organel dediği için bütün canlılarda görülebileceğini düşünüyorum. Çekirdek içinde DNA, çekirdek varsa zarlı organel vardır. O zaman bu canlı sadece ökaryot yapılıdır. Prokaryot yapılı canlılar göz önünde bulundurulmadığı için bütün canlılarda görülmez dersiniz. O zaman da rahatlıkla zaten C şıkkını işaretlersiniz. Gerçekten bilgiye yakın güzel bir soruymuş. 10. soruda diyor ki bir varlığın özelliklerden hangilerine sahip olması canlı olup olmadığı hakkında kesin bilgi vermez. Canlı olup olmadığı hakkında. Şimdi arkadaşlar ben burada şunu beklerim. Somut bir şey değil, somut bir şeyin çalışmasını beklerim. Yani orada bir varlık var demek değil, oradaki varlık şu işi yapıyor demesini falan beklerim. Bakıyorum. Polimer bileşik içerme. Hocam polimer bileşik var da bir iş yapıyor mu? Bilmiyorum ki yapıp yapmadığını. O yüzden farkındaysanız bu bana bilgi vermez. Hücresel yapıya. Hocam hücresel bir yapı varsa içinde en azından ribozom vardır. Hiç değilse protein sentezi yapar. Bak canlıdır derim. Yani bir işleyiş var. İnorganik madde kullanma. Hocam inorganik maddeyi içerisinde tutuyor. Kullanıyor mu? Kullanmıyor mu? Kullanıyor da ne yapıyor? Fotosentez mi yapıyor? Bilmiyorum. O yüzden tam olarak kesin bir bilgim yok. O yüzden de çok rahat bir şekilde kesin bilgi vermediği için Ceyhan şıkkını rahatlıkla işaretlerim. Sonra baktım 10.000'in soruda diyor ki yukarıda belirlenen özelliklerden hangileri çok hücreli canlılarda görülüp bakın çok hücreli canlılarda diye üzerine vurgulamış. Çok hücreli canlılarda görülüp tek hücreli canlılarda görülmez. Öyle bir şeyi bulmalıyım ki rahat edeyim. Mitokondri organelinde ATP üretme. Hocam mitokondri organeli zaten ökaryot çok hücrelilerde kesin var. Bizde mesela kesin var. Ve tek hücrelilerde görülemeyeceğini de biliyorum. O yüzden ne dersiniz? Aa hocam o güzelmiş falan diyorlar bazıları. Ama ben düşünüyorum abi. Biz ökaryot yapılı olup bakın ökaryot yapılı olup mantıken düşündüğümüzde hem tek hücrelerimiz hem çok hücrelerimiz yok mu? Onlardan bazıları solunum yapıyor ve solunum sırasında mitokondri kullanıyorlar. O yüzden bakıldığımızda ökaryot yapılı tek ve çok hücrelerde görülebilir. Prokaryotlarda görülmez ama zaten o kadar detaya girmemiş. Eşel üreme yapma. Bakıldığında hocam işte herkes şöyle düşünmüştür eminim. Çok hücrelerde eşel üreme evet var. Arkadaşlar tek hücrelerde var mı? Evet tek hücrelerde de var. Ama şurada çok açık bir şey vermiş. Ben de şimdi fark ettim. Üreme organı diyor. Zaten organdan bahsediyor. Organ yapısı biliyorsunuz ki tek hücrelerde görülme ihtimali kesinlikle yok. Çünkü hücre doku organ. Hücrelerin bir araya gelip doku sonra organ oluşturması lazım. Bu da tek hücreler için imkansız diyebilirsiniz. O yüzden biraz şaşırtıcı soruymuş. Haberiniz olsun. 12. soruya geldiğimizde diyor ki bütün canlılarda hücresel yapıya sahip olma, enzim sentezi yapma, homeostazi sağlama. Aşağıdaki hangisi ortak diyor. Arkadaşlar okurken şunu fark etmişsinizdir. Bütün canlılar hücresel yapıya sahiptir. Hücre ya da hücrelerden oluşmuştur. Ortak.
Enzim sentezi demek aslında protein sentezi demek. Çünkü enzimler protein yapılı. Bu yüzden de biz gönül rahatlığıyla şunu diyebiliriz. Bir canlı protein sentezi yapıyorsa enzim sentezi de yapabilir ki aktivasyon enerjisini düşürmek için bunu yapar zaten. Homeostaz iç dengeyi. İç denge zaten canlının ortak özelliğinin içindeki en büyük maddedir. Çünkü canlı iç dengeyi sağlayarak uzun süre yaşamını devam ettirebilir. Canlılık için gereklidir diyebiliriz. 13. soruya geldiğimizde diyor ki canlıların tamamında özelliklerden hangisi ortaktır? Enzim kullanarak aktivasyon enerjisini düşürmek ortak. DNA'ya sahip olup hücreyi yönetmek ortak. Ribozom organeli bulundurup protein sentezi yapmak ortak. Bazı canlılar biz gibi aktif hareket eder. Bitkiler gibi bazı canlılar pasif hareket eder. Yani tropizma ya da nasli gibi hareket ederler. O yüzden buna da herkes eminim Ceyhan şıkkını işaretleyerek bulmuştur. 14. soruya geldiğimizde diyor ki canlılarda boşaltım, irkilme, üreme olaylarından hangileri homeostazinin sağlanmasında etkilidir? Zaten ilk şık gözümüze böyle kabak gibi batıyor. Yani diyor ki boşaltım gerçekleşmezse iç dengemiz bozulur. Karbondioksitten dolayı bozulur. Amonyak üreye dönüşmezse bozulur. Her türlü boşaltıma zaten garanti veririm. Sonra irkilme diyor. Arkadaşlar irkilme aslında verilen tepki gibi düşünülmüştür eminim burada. Canlı özellikle iç dengesini sağlamak belli başlı tepkiler verir. Mesela çok sıcak bir ortamda işte terleme gibi ya da üzerinize bir şey gelirken hani ondan kaçınıp iç organlarının zarar görmemesi gibi düşünülmüştür bence burada. Üreme ise homeostazi ile çok da fazla bir alakalı içermiyor. O daha çok canlı sayısının artması ya da işte canlının üreyebilmesi için gerekli olan şeylerin olması ile ilgili gibi geliyor bana. O yüzden büyük ihtimalle cevap Bursa. 15'e geldiğimizde bu gerçekten güzel bir soru. Aşağıda bir canlıda görülen bazı özellikler verilmiştir diyor. Oksijenli solunum yaparmış, eşe üreme yaparmış, aktif hareket edermiş. Güneş enerjisini doğrudan kullanıp ATP sentezi yaparmış. Çok ilginç şeyler söyledi. Bu özelliklere sahip olan bir canlı aşağıdakilerden hangisini gerçekleştiriyor diyor. Bakıyorum şimdi. Abi zaten canlı olduğu kesin mi? ATP sentezi yapıyormuş. O zaman protein sentezi kesin yapar. Hocam enzimler zaten protein yapılı. Protein sentezi yapıyorsa enzimleri de kesin kullanır. Hocam zaten güneş enerjisini doğrudan kullanıp ATP sentezi yapardı. Enerji üretebilir. Hatta bu enerjiyi kullanabilir. Aslında hani çok da fazla canlı yönelik değil de yorum yapabilmenize yönelik soruyu sormuşlar gibi sanki. 16. soru gerçekten benim şu ana kadar çözdüğüm en güzel soru. Oksijenli solunum yapma, mayoz bölünme yapma, eşey süreme yapma. Yukarıda verilen özelliklerden hangilerine sahip bir canlı prokaryot hücreli olamaz diyor. Bakın prokaryot hücreli olamaz düşünüyorum şimdi. Hocam prokaryot yapılı canlı oksijenli solunum yapamaz mı? Yapar. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Bakteri ve arkeler eşeysiz olarak üreyebilir mi? Evet. Şimdi düşünüyorum. Mayoz bölünme yapma. Hocam mayoz bölünme yapabilmeleri için 2N kromozom yapısına sahip daha da çok hücreli canlı olması lazım. Şimdi düşünüyorum. Hocam prokaryotlar tek hücreli değil miydi? Mayoz bölünme yapsalar zaten çeşitliliğe de sebep olabilirlerdi. Yani mayoz bölünmeyi geçiremeyeceğini gördüyseniz cidden helal olsun derim. Güzel soruymuş zaten. 17. soruya geldiğinizde diyor ki aşağıda verilen ikili özelliklerin hangisi aynı canlıda gerçekleşmez? Arkadaşlar bunu bana soran çok oldu. Şunu karıştırıyorsunuz. Fotosentetik bakteriler de var. Kemosentetik bakteriler de var. Tamam temelinde bakteri gibi duruyorlar ama aynı bakteri türü değil. Bakın aynı bakteri türü değil. O yüzden bakıldığında fotoautotrof bakteri sağdaysa kemoautotrof bakteri türü solda, iki ayrı bakteri türünden bahsediyor. O yüzden zaten aynı anda gerçekleşme şansı yok. Direkt ilk şıktan çıkıyor aslında. DNA'nın eşlenmesi bütün canlılarda replikasyon, hücre bölünmesi geçirebilen bütün canlılarda ortak. Ve zaten bu canlı aynı anda RNA sentezi yapar ki mRNA, tRNA, ribozom RNA yapsın. Protein sentezini rahatlıkla yönetsin. Bazı canlılar var. Özellikle mesela plazmodyum gibi. Sıtma hastalığı biliyorsunuz bizim vücudumuzda sivrisinek soktuğu an eşeysizdir. Diğer bir sivrisinek gelip bizim kanımızı yendiğinde iş eşeyliğe döner. Biz mesela hem oksijenli solunum yaparız hem de ihtiyaç duyduğumuzda kaslarımızda laktik asit fermentasyonu yaparız. Yani oksijensiz solunum. DNA'sı bulunan bütün canlılar hem mutasyona uğrayabilir hem geçici olarak modifikasyonlara uğrayabilir. Aynı canlı üzerinde bunların hepsi rahatlıkla gerçekleşebilir.
Bilir. 18 soru, son sorumuz zaten. Bakıyorum şimdi. Adam siyonobakterileri, Erysipelas tutun yarasayı falan vermiş. Sonra yavaş yavaş diyor hangi yorumları doğru şekilde yapabilirim diyor. Birinci özellik aktif hareket etme olabilir diyor. Şimdi siyanobakteriler, hocam siz bakterilerde kamçı var dememiş miydiniz? Siyanobakteriler niye aktif olarak hareket etmesin ki? Bir de Erysipelas düşünün. Erysipelas aktif hareket ediyor demiş. Yarasa etmiyor, siyanobakteri etmiyor demiş. Sanki burada zaten bir terslik var. İkinci özellik ATP sentezde mi olabilir? Canlılık için hocam ATP şart. Buradaki canlıda, buradaki canlıda, buradaki canlıda zaten ATP üretmiş. Canlılığını kanıtlamış. Üçüncü özellik diyor ki hücre sayısını arttırarak büyüme olabilir. Hocam bakterilerde böyle bir özellik yok. Ha Eyrel Totu yarasa gibi çok hücreli canlılarda bak çok hücreli canlılarda hücre sayısını arttırarak büyüme olabilir mi? Olabilir. Dördüncü özellik oksijenli solunum yapma olabilir. Siyanobakteriler oksijenli solunum yapabilir mi? Evet. Eyrel Totu ışık olmadığında aynı şekilde solunum yapabilir mi? Evet. Yarasa zaten direkt oksijenli solunum yapabilir. Buradan da eminim herkes cevabı Denizli bulmuştur. Arkadaşlar toplam 2 test vermiştim. 3, 4, 5, 6 diye sayfa olarak. Beraber çözmeye çalıştık ama bazen arkadaşlarınız şey diyebiliyor. Hocam video çözümüne baktığımız daha şurası kafamıza yatmadı. Hani o konuda bir açıklık getirebilir miyiz diye. Dedim ders aralarında çok rahat bir şekilde hocam şu soruyu siz şu şekilde cevaplamışsınız ama şu kısmını anlamadım diyerek rahatlıkla sorabilirsiniz. Yani videoyu çözdük diye bu soruları çözüm yani sormayın diye değil. Yine kafanızda takılan bir şey olduğunda gönül rahatlığıyla sorabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah faydası olmuştur. Görüşmek üzere.